Şu an ekranda görmüş olduğumuz Ensys Medya'nın analiz tool'umuz ve burada ilgili emniyet ve siber güvenlik analizlerini gerçekleştirebilmek için kullanmış olduğumuz bir aracımızdır Medya'nın analiz. CodeBeamer ise burada gereksinim yönetimi için kullanmaktayız. Şimdi Medya'nın analiz içerisinde Safety Goal and Requirement Package'ımızın üzerine sağ tıkladığımızda import dediğimizde burada birçok tool'la doğrudan etkileşimli olduğunu görüntüleyebiliyoruz. CodeBeamer ile de bir entegrasyonu mevcut. Doğrudan bir entegre edilebilir durumda. Ve bu entegrasyonla çift yönlü bir gereksinim alışverişi yapılabilmekte. Ne demek peki bu çift yönlü gereksinim alışverişi? Yani siz CodeBeamer'da herhangi bir gereksinim işlediğinizde bu gereksinimi Medini'ye alabilir. Medini'de herhangi bir türetilmiş bir safety requirement'ınız varsa bunu da yine CodeBeamer'a import edebilirsiniz. Bu etkileşimi çift yönlü olarak sağlayabiliyoruz. Şimdi bu çalışmamızda diğer bir yapımız ise tabii ki bu entegrasyonu kurmak için bir mapping file durumumuz var. Peki bunun asıl mantığı ne? Aslında siz burada sürücünüzdeki işte user içerisinde Medini kurulum dosyanızda proje dosyanızın içerisinde config diye bir package var. Bu config package'in içerisinde hemen bir mapping var ve bir mapping'in içinde CodeBeamer olarak doğrudan bir klasör oluşuyor. Ve bu mapping dosyası da aslında bizim için burada görmüş olduğunuz mapping dosyası. Peki bu dosya hangi aşamada oluşuyor? Şöyle gösterelim bunu. Siz doğrudan buraya gelip import işte requirement from CodeBeamer dediğinizde burada ilgili CodeBeamer bilgilerinize giriyorsunuz. Ve next diyorum. Burada zaten doğrudan example CodeBeamer mapping file'de default bir mapping file'ımız bulunuyor. Doğrudan bunu siz alabilirsiniz. Burada da işte herhangi bir bu mapping file'da güncelleme yaptıysanız bunları da görüntüleyebiliyorsunuz. Next dediğinizde ilgili CodeBeamer tarafındaki buradaki tüm ne diyelim gereksinim yönetimleri, ilgili projeler ve projelerin altındaki gereksinim modüllerin hepsini burada erişim sağlanabiliyor. Şimdi bir de CodeBeamer tarafına dilerseniz bir bakalım. CodeBeamer tarafında da yine sizin ilgili projeleriniz bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane proje. Medini'yi tekrar açtığımızda buradaki 3 projeyi burada görüntülüyoruz. Bu 3 projeden hangisini kullanacaksanız üzerine tıkladığımda yine ilgili projenin aslında içerisine girmiş oluyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi ve projenin tracker kısmından ilgili hangi elemanlara gireceksek bunu seçiyoruz. Buradan Custom Requirement Specification'ı tıklıyorum. Buna tıkladığımda burada hemen bir örnek beni karşılıyor. Burada ben şu an belli örnekleri buraya ekledim. Burada bir tane üst seviye ve hemen bunun alt seviye bir gereksinim ekledim. Bunu da Medini Analyze aktardığımızda nasıl bir görüntü oluyor bunu da görebilmek adına. Diğerleri de aynı seviyedeki gereksinimler. Hemen sağ üst köşede Table View'imiz var. Buna tıkladığımızda da bunu tablo olarak görüntüleyebiliyoruz. İlgili 11.08, 11.05, 11.04 bunların ID'leri, statüsleri, type'ları, kompleksitesi. Buradaki oluşturulmuş olan assign tool'ları, team, submit by deyip bunları kim submit etti? Bunların her birini burada görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki assign to kısmında çıkan elemanlar ise bizim aslında içerideki başka bir tracker'larda eklemiş olduğumuz elemanları doğrudan burada çektiğini söyleyebiliriz. Bu tür yapılar bu tarafta kurulabiliyor. Yine more kısmından configure deyip buradan doğrudan herhangi bir field'a buradan gelip buradan type'larını, işte label'larını, bunların property name'lerini her birini burada görebiliyorsunuz. Aslında bu mapping file'ı kullanırken burayı incelemeniz gerekiyor. Aynı zamanda bunun benzeri de Medin'de var. Şöyle Medin'de zaten debug mode'da çalıştırıyoruz. Burada ilgili gereksinimin, mesela ben buraya bir gereksinimi sürükle bırak mantığıyla eklediğimde bunun identifier, mesela ID ise identifier oluyor. İşte burada kind oluyor. Bu şekilde bu çalışmalar devam ediyor. Mesela biz burada görüntülediğimizde biz complex diye bir şey eklemişiz. Biz mapping file'ın içerisinde attribute mapping diyoruz ve value mapping diyor. Yani bir attribute'ün bu şekilde value'ları var demek istiyorum. Peki bu attribute'ün benim ne? Aslında mapping attribute dediği benim CodeBeamer tarafındaki tanımlama. Ne diye? Complex diyor. Şimdi geliyorum buraya. Aslında benim buradaki complexity'im bakalım burada nerede görebilecek miyiz? Şuraya baktığımda şu an burada bu alanda görüntüleyemedim. Ancak şöyle yaptığımızda görüntüleyebiliyorum. Bu arada CodeBeamer'ın uzmanı olmadığım için o yüzden ben de bildiğim kadar aktarmaya çalışıyorum. Şurada Table View'e geldiğimde burada Complexity diye görüyorum. Zaten birebir bunun aynı bir tanımlama mevcut.
Yine mapping file'a geldiğimde complexity'yi görüyorum. Peki Medine Analyze tarafında bu çalışma nasıl? Şuraya geldiğinizde yine user complexity diye bir burada ne diyelim attribute tanımladım. Tanımlamış olduğum attribütümü bu diyorum Medine'nin bir attribütüdür. CodeBeamer tarafındaki tanımlaması da bu şekildedir. Peki bunların value mappingleri nelerdir? Yani biz aslında bu tanımlamayı yaptığımızda sizin için şöyle bir yapı var. Siz burada işte bir boş, simple, standard ve kompleks olarak burada bir yapımız mevcut. Buraya geldiğimde de yine aynı yapıyı giriyorum. Yani benim CodeBeamer'daki simple'ım Medine'de de simple olsun. Mapping buradaki standardım, CodeBeamer'daki standardım burada da standart. CodeBeamer'daki kompleksim burada da kompleks olsun dedim. Tabii bu tanımlamayı değiştirebiliyorsunuz. Hani ben birebir aynısı olsun diye ekledim. Aynı şekilde burada CodeBeamer tarafında yine bizim için type'lar var. Burada birçok type'ımız var. Bu type'ları ben yine Medine tarafında oluşturdum. User altlara type isminde bir type oluşturdum. Ve mapping file'da da yine burada görebileceğiniz gibi hemen şurada bizim type'ımız var. User type. Bu da CodeBeamer tarafındaki type ve bunlara geldiğinizde boş olarak tanımlanmış folder'lar, information'lar bu şekilde bir tanımlama yaptık. Aslında biz mapping file dediğim şeyi bu şekilde yazabiliyoruz. Yani daha sonrasında ihtiyaç duyulan herhangi bir şey olduğunda bu şekilde entegrasyonunu kurabilirsiniz. Şimdi gelelim bu çalışmamızı nasıl ekleyelim. Burada herhangi bir yapımız var. Görmüş olduğunuz gibi import edilmiş. Bunun üzerine sağ tıklayıp CodeBeamer işte push ya da pull diyebiliyorsunuz. Disconnect, open, internal, open diyebiliyorsunuz. Mesela geldim, tıkladım, açtım buradaki gereksinim setimi. Gördüğünüz gibi burada belli yapılar var. Şimdi ben buradaki işte bu information'ı 1103 ID'si gereksinimine sahip type information'ı değiştirmek istiyorum. Geldim 1103 nerede? Burada. Ben bunu type'ım information'mış. Ben bunu functional yapıyorum. Kaydedildi. Geliyorum Medine'ye. Şurası benim için information'ı. Bunu değiştireceğiz. Sağ tıklıyorum. CodeBeamer seçiyorum. Pull update diyorum. Next diyorum. Şu an update ediliyor. Ve function'ına çevrildi. Görmüş olduğunuz gibi. Birebir aynısını alıyor. Şuradaki hiyerarşi vermiştim aslında. Sub requirement diye belirttim. Bu sub requirement'ı direkt doğrudan burada aldı. Peki şimdi bunu biz canlı olarak yapalım. Import diyorum. Requirements from CodeBeamer. Bilgilerimi girdim. Next diyorum. Mapping file'ım zaten hazır. Next diyorum. Buradan projemi seçiyorum. Custom requirement specification. Next diyorum. Daha sonra OK diyorum. Finish dediğimde bakın doğrudan buraya geldi. Şu şekilde open with requirement list editor dediğimde buradaki yapıyı görmüş oluyorsunuz. Şu an Medine içerisinde burada birçok farklı sütunlar da bulunuyor. Bunları bu şekilde gizleyebilirsiniz. Çünkü bunlarla şu an biz hani herhangi bir ilgimiz yok. Bizim kullanmış olduklarımız zaten complexity ve diğerleri. O yüzden diğerleriyle herhangi bir ilgimiz yok. Yani bir de type'ımız var. Yine onu da burada açalım. Bir de type'ı getiriyoruz. Onun dışındakilerle zaten bir çalışma yapmıyoruz. Bunun da tabii kolay yolu var. Burada save deyip işte layout kaydediliyor. Tabii o başka bir konu. Şu an asıl odaklanacağımız nokta CodeBeamer'la Medine'nin entegrasyonu. Şimdi buradaki yapmış olduğum çalışmada mesela ben geldim buraya bir gereksinim ekledim. Buna da dedim ki işte 11 10 dedim. Sonra buraya new req diye bir şey yazdım. Buraya herhangi bir description girdim. Complexity standart seçtim. Type'ımı non function'ı seçtim. Ve projemi kaydettim. Daha sonra bu yapmış olduğum çalışmayı ben şu an bununla yaptım. Üzerine sağ tıklıyorum. CodeBeamer diyorum. Push change diyorum. Buradan next diyorum. Şimdi senkron oluyor CodeBeamer tarafıyla. Finish dedim. Tekrar CodeBeamer'a geldim. CodeBeamer'a geldikten sonra buradaki customer requirement'ı tekrar açıyorum. Yeniliyorum. Yenilediğimde şuraya görmüş olduğunuz gibi new req olarak buraya oluşturdu. Bu şekilde bu çalışmayı aslında girmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi buradaki gereksinimi girdik. Şimdi buradaki fark edeceksiniz 1110 diyor. Burada 1109. Ve bu çalışmayı yaparken aslında biz burada bilerek bu şekilde ekledim. Buraya gereksinim ID'sini eğer buradan türetiyorsanız buraya girmeyeceksiniz. Çünkü asıl gereksinim yönetiminin sağlandığı yer CodeBeamer.
CodeBeamer bize bu ID'yi atayacak. Dolayısıyla burası boş bırakıp halletmeniz lazım. Daha sonrasında buradan CodeBeamer herhangi bir entegrasyon yaptınız. Bunu zaten tekrar update ettiğinizde gördüğünüz gibi burada 11.09'u zaten otomatik çekiyor. Bunu bu şekilde görelim diye bilerek yaptım. Burada entegrasyonu nasıl sağlamış olursunuz? Yani özetleyecek olursak, eğer türetilmiş bir gereksinim var ve ben bunu Medini'den girdim karşı tarafa aktarırken, dediğim gibi buraya bir ID atamıyoruz. O zaten kendi ID'sini atıyor. Bir sonraki update'de zaten otomatik bunu çekmiş olacak. Bu şekilde aslında CodeBeamer ile Medini entegrasyonunu tamamlamış oluyoruz. Buradaki entegrasyon, dediğim gibi, herhangi bir bu mapping file'larla bu entegrasyonu çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir sorunuz var ise ilhan.signetnumesis.com.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.